Evet sevgili Altın Rehber izleyiciler, efendim tatilini dop dolu ve daha eğlenceli geçirmek isteyenler için su sporlarını konuşuyoruz. Şimdi Antalya Alanya'dayız efendim. Numan su sporlarından sesleniyoruz sizlere. Yanımızda Numan Bey var. Merhabalar efendim. Merhaba. Numan Bey, ilk olarak size şunu sorayım. Ülkemizde su sporları ne kadar biliniyor ve ne kadar yapılıyor? Şimdi ülkemizde su sporları 80 yılından beri aslında var. Son 5 yıl, 10 yıl, 15 yılda biraz daha ilgi görmeye başladı. Özellikle son 3 yılında da yerli turistlerimiz daha çok ilgi göstermeye başladı. Sistematik olarak da son 10 yıldır daha da ilerledi. Daha genişlemeye başladı işte sporları. Paraşüt, jet ski, muz, Mabel dediğimiz deniz yatakları. Eskiden sadece bir paraşüt vardı. Şimdi ise daha geniş oldu. Şu an bu yıl biraz turizm kötü olduğu için biraz duraksadı ama ilgi var yani. Peki Numan Bey, ne gibi sorular soruyorlar size buraya su sporu yapmaya geldikleri zaman insanlar? Genelde ilk soruları tehlikeli mi diye soruyorlar. Su sporları aslında bir eğlenceli bir spordur yani onun için herhangi bir tehlikesi yok. Sadece ufak tefek tehlikesi bazen olabiliyor, o da sert rüzgarlarda. Biraz riski olabiliyor ama onu da profesyonel yapan arkadaşlar ve biz bunu bildiğimiz için herhangi bir tehlikesi olmuyor. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Kötü havalarda çalışmıyoruz. İşte kapatıyoruz. Herhangi bir aktivite yapmıyoruz. Çünkü birkaç defa oldu böyle. Yağmur öncesi fırtına çıktı. Böyle sıkıntılar oldu. Ama buna müdahale ettiğimiz için herhangi bir problem şu an olmuyor. Bu genelde arkadaşlar yani profesyonel yaptığımız için Antalya bölgesinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Numan Bey, müşteriler en fazla size ne soruyorlar ve buraya geldikleri zaman çift olarak arkadaşlarıyla ekip haline yapabiliyorlar mı bu sporları? Genelde müşterilerimiz sordukları ilk soru tehlikeli mi? Yani hiç tehlikesi yok. Zaten sporun genelde İngilizce ismi de tabir edildiği zaman da eğlence olarak geçiyor. Ufak tefek bazen tehlike demeyelim de ufak tefek olabiliyor da sert rüzgarlarda işte buna dikkat edildiği zaman herhangi bir hiçbir tehlikesi yok. Genelde müşterilerimiz ailecek geliyor, arkadaş olarak geliyor, bazen tabii tek de geliyor. Ama genelde toplu halde geliyorlar. Paraşüt olsun, jet ski olsun, özellikle muza binerken ailecek ve arkadaşlarla grup halinde geldikleri zaman daha zevkli oluyor. Paraşüt olayında da işte bazen tek de geliyorlar, bazen eşleriyle geliyorlar, anne babasıyla geliyorlar yani ailecek. Genelde böyle yani. Peki ülkemizde su sporları daha çok Antalya, Alanya'da mı yapılıyor yoksa farklı noktalarda da var mı? Ülkemizde ağırlık olarak Antalya bölgesinde ve ilk olarak da Alanya'da başladı. 1980'li yıllarda Alanya'da başladı. Sonra devam etti. İşte Antalya bölgesinde büyük tesisler açılmaya başlayınca oralara da gitti. Şu anda Ege bölgesinde de yapılıyor yerli turistlere yönelik. Ama ilk olarak Alanya'da başladı. Antalya bölgesinde de en profesyonel olarak Alanya bölgesi yaptığını söyleyebilirim.